Merhaba kıymetli dostlar. Bugün fincanın en meşhur konusu olan Parti TV konusunu anlatacağım. Derse geçmeden önce sesimizi ısındıralım. Zonguldak'ın Z'si, hız sesini önce akciğerlerimizi sonuna kadar dolduruyoruz. Doldurduktan sonra nefesimizin yettiği kadar hız diye arı gibi vızıldıyoruz. Bir de kronometre tutarsanız kaç saniye tutacaksınız bir bakalım. Benim rekorum 52 saniye. Bu pratiği yaptıktan sonra söylenmesi zor olan kelimelere, yeni duyduğunuz kelimeleri dilinizin daha kolay döndüğünü göreceksiniz. Bu videoda kelimelerin Parti TV'si nasıl yapılıyor? Öncelikle bunu anlatacağım. Daha sonra hangi tür cümlelerde nesneler Parti TV formunda kullanılıyor? Bunu anlatacağım. Örnek cümleler vereceğim. Bir de size özel, yani bu videoyu izleyenlere özel kelimelerin Parti TV'sini bulmaya yarayan, yanıltmayan çok pratik bir yöntem göstereceğim. Her kelime de işe yarayan bir yöntem. Şimdi benzer yapı, Parti TV yapısı Türkçemizde de var. Ama biz konuşma işini refleksimize yani omuriliğimize devrettiğimiz için detayları çok düşünmüyoruz. Hangi eki nereye getirdiğimizi çok düşünmüyoruz. Mesela okul kelimesi cümle içerisinde okulu seviyorum şeklinde sonuna u ekini alıyor. Aynı yapı bakın rakastan kovulu, okul, okulu seviyorum derken kovuluva sonuna a ekini alıyor. Bunun adı Parti TV. Ya da Minullah'ın küne benim bir kalemim var derken küne kullanıyoruz. Minullah'ın kaksi küne dediğimiz zaman yani iki tane kalemimiz var derken de Parti TV formunda kullanıyoruz. Örnek olarak söylüyorum. Mesela bekliyorum fiili cümle içerisinde kullandığımız zaman nesneler nasıl değişiyor bakın. Seni bekliyorum i ekini aldı. Otobüs otobüsü bekliyorum ü ekini aldı. Çocuk k oradan tamamen değişti yumuşamaya uğradı. Çocuğu bekliyorum oldu. Şimdi biz bunları ne zaman i eki, ne zaman ü eki, ne zaman hu eki aldı bunları çok düşünmüyoruz. Çünkü kullana alışmışız. Şimdi benzer yapılar Fince'de de var. Duya duya bunlara kulağımız aşina olacak. Şimdi ne demiştim? Önce hangi tip kelimelerin Parti TV'si nasıl bulunuyor onu anlatıyorum. Yukarıda V diye yazdığım vokali yani sesli harf demek. Kelimenin sonu bir tane sesli harfle bitiyorsa o kelimenin Parti TV'sini alırken, Parti TV'sini bulurken sonuna A ya da E eki ekliyoruz. Talo ev demektir. Parti TV'si taloa. Koyra köpek demektir. Parti TV'si koyra. Kovulu okul. Parti TV formu kovluva. Senkü yatak. Parti TV'si senküve. Bak sonuna E eki geldi. Ne zaman A, ne zaman E eki geliyor? Eğer kelimenin perus modunda şu Talo, Koyra ilk sıradaki yazanlar perus modu. Temel modu yani. Bunun içerisinde A, O, U harflerinden herhangi bir tanesi varsa gelen ek de A şeklinde olur. Eğer bunlardan hiçbirisi yoksa gelen ek A şeklinde, noktalı A şeklinde olur. Birinci kuralımız bu. Son harfi tek sesli harf, vokal olan kelimeler. İkincisi son iki harfi vokali olan vokali ve ise sonuna ta ya da te şeklinde ek alıyor. Ma, yeryüzü, toprak, ülke birçok anlama geliyor. Ma ta oldu Parti TV formu. Pu ağaç, Parti TV'si pu ta. Sü sebep neden demek? Parti TV'si sü te oldu. Ü gece, Parti TV'si ÜÖTE. Üçüncü kuralımız sonu E ile biten kelimeler. Hame, etek, Parti TV'si Hametta. Perhe, aile, Parti TV'si Perhette. Biraz önce söylediğim aynı kural burada da geçerli. Yani kelimenin içerisinde A, O, U harflerinden biri varsa ta şeklinde, ta şeklinde gelir. A, O, U'dan hiçbirisi yoksa T, T, E şeklinde gelir. Hamede A harfi olduğu için Hametta oldu. Perhe A, O, U olmadığı için Perhette
te, noktalı a şeklinde geldi. Osoite adres, osoitetta oldu. Yani o harf olduğu için ta şeklinde geldi. Lentokone uçak, parti tv'si lentokonetta oldu. O harfi olduğu için. Sonu nen ile biten kelimelerde, örneğin nainen, nen, son nen ekini attık, nai kaldı. Sonra sta ekini getirdik, naista ile bitenler. Nainen kadın, naista oldu. Sta ya da sta şeklinde geliyor. Nainen parti tv'si naista. İhminen adam demek, insan. İhmista oldu. İloinen iloista. İloinen mutlu, iloista. Sininen sinista. Şimdi mavinin parti tv'sine ne işimiz olacak? Ne işimize yarayacak diye aklınıza geliyorsa şöyle söyleyeyim. Cümlede şimdi özne, yüklem var, nesne var bir de. Parti TV nesne kısmına gelir. Cümlenin nesnesi mavi ev. Mavi ev ikisi de parti TV yapılır. Yani nesnenin sıfatı da parti TV yapılıyor. O yüzden her kelimenin parti TV'si var burada. Sininen sinis de parti TV'si. Usi dediğimiz i ile biten kelimelerde i'yi attık. Örneğin ovi kelimesinde ov kaldı. Sonuna ea getiriyoruz. O veya. Başka bir deyişle i e'ye dönüşüyor ve sonuna a ya da e eki geliyor. Burada iki tip i harfi var. Usi i, vanha i. Usi i dediğimiz yeni i. Yeni kelimeler. Fince'de kelimeler eski ve yeni diye ikiye ayrılıyor. Hepsi değil tabii ki ama bazı kelimeler i ile bitenler özellikle. Yeni kelimeler ve eski kelimeler. Ovi yeni bir kelime. Parti TV'sinde i, e olarak değişiyor. E, a ve e diye ek geliyor. Ovi parti TV'si o veya. Suomi, Finlandiya ve Fince ikisinin anlamına da geliyor. Suomea oldu. I harfi e'ye dönüşüyor ve a ekini alıyor sonra. Järvi, göl demek. I harfi e'ye dönüşüyor ve e eki alıyor. Yer veya. Nimi, isim demek. Nimea oluyor parti TV'si. Peki biz nereden bileceğiz hangi kelime yeni, hangi kelime eski? Evet, bunu da benim o biraz sonra vereceğim yanıltmaz, şaşırmaz yöntemle öğreneceğiz. Bir sonraki de vanha'yı, pieni, küçük demek. Buradaki pieni kelimesi eski bir kelime olduğu için piente şeklinde parti TV'sini alıyoruz. Vanha yani eski dediğimiz i ile biten kelimelerin i'sini attık. Örneğin pieni de i attık pien. Sonuna ta ya da te eki getiriyoruz. Pieni parti TV'si piente oldu. Piena değil yani. Biraz önceki gibi değil piena. Kieli kielta. Suuri suurta. Lohi lohta. Suuri büyük demek. Büyük suurta büyüğün parti TV formu. Kieli dil demek. Hem ağzımızın içindeki dil hem konuştuğumuz dil kieli. Aynen Türkçedeki gibi. Kielte oluyor parti TV formunda. Lohi parti TV formunda lohta. Evet. Si ile biten kelimeler. Usi yeni. Biraz önce zaten geçti. Usi yeni. Parti TV formu uutta. Sonu si ile biten kelimeler. Örneğin vuosi yıl demek. Si'yi attık. Vuo yerine tta getirdik. Vuotta. Vuosi'nin parti tv'si vuotta'dır. Vuosi, vuotta. Vuosi yıl demek vuotta. Cümle içerisinde bu vuotta'yı çok kullanacağız. Vuotta. Kesi, el demek. Kette, onun parti tv'si. Kesi, el, kette, parti tv formu. Vesi, su, parti tv formu vette. Kelimenin sonu sessiz harfle bitiyorsa, kaysa, yani konsonant diliyle bitiyorsa puhelin ta şeklinde, ta ya da te şeklinde ek alıyor. Tüter, tüterte. Askel, askelta. Tüter kız demek, askel adım demek. Kaunis güzel demek. Askel, askelta. Kaunis, kaunista. Şahıs zamirlerinin parti TV'si nasıl bulunuyor? Mine, ben demek. Parti TV'si minua. Yani bana anlamı verir. Burada bir yönelim vardır. Sine, sen demek. Sinua dediğimiz zaman sana, yani bir yönelim. Mesela rakastan sinua dediğimiz zaman
seni seviyorum olur. Ya da odotan sinu var dediğimiz zaman seni bekliyorum. Neyse cümle içerisinde birazdan göreceğiz bunları. Hen, hente. Me, meyte. Te, teyte. He, heyte. Part TV formları da bu şekilde. Bundan sonra hangi tip cümlelerde nesneler Part TV formunda kullanılıyor onları göreceğiz. Ama bunu göstermeden önce size kelimelerin Part TV'sini bulmaya yarayan yanıltmaz, şaşırmaz bir yöntemden bahsedeceğim demiştim. Açıklamalar kısmına bu adresin linkini koydum. Telefonumun ana ekranında bu site kayıtlıdır. Bakmak istediğim kelimenin hemen kelimeyi buraya yazarım. Metin içerisinde bir kelimeyle karşılaştığımda, Part TV'sini bulmam gerektiğinde hemen buraya şu hakia kısmına örneğin küne yazalım. Küneyi buraya yazdığımızda bu kelimenin bütün şeceresini bize çıkarıyor. Kelimenin anlamını, şuraları da okuyup arkadaşlar kelimenin anlamını dahi veriyor. Nominativisi küne, genetivi küne. Şu an işimize yarayan kısmı küne, Part TV'si küne. Diğer kısımları da öğrendikçe bunlarla da ilgileneceğiz. Ama şu an konumuz Part TV olduğu için kalemin Part TV'si neymiş? Küne. Şimdi geri geliyorum. Metin içerisinde küne değil de şöyle gördünüz. Küneye diye bir kelime gördünüz. Bu nereden geliyor? Küneye benzemiyor dediniz mesela. Nereden geliyor bu kelime? Hemen tıkladığımızda bakın ne yazıyor burada. Monikon Part TV Sanas'ta küne. Yani küne kelimesinin Monikon Part TV modudur diyor. O zaman şuna madem bu kelime Monikon küne kelimesinin bir türevi. Şunu Monikon Part TV sonra göreceğiz. Buraya tıklıyoruz küneye. Aynı şeyi telefonda da yapabiliyoruz. Sonra künenin şeceresini buradan görebiliyoruz. Bütün kelimelerde bu yöntem işe yarıyor. Peki her seferinde sözlüğe mi bakacağız? Evet arkadaşlar. Gerekirse öğrenene kadar tam olarak biz bu işi refleksimizi devredene kadar gerekirse her seferinde bakacağız. Belli bir aşamadan sonra dilimiz otomatik olarak bunlara alışacak. O zaman bakmayacağız sözlüğe. Peki kuralları neden öğrendik? İleride metin okumaları yapacağız. Çizgi film çevirileri yapacağız. Orada lentokanetta diye bir kelime gördüğünüzde lentokane niye lentokanetta oldu? Bunun cevabını verebilmek için. Bu Part TV'den dolayıdır diye cevap verebilmek için. Videonun daha fazla uzamasını istemiyorum. Cümle ile örneklere geçecektik. Fakat bunu diğer videoma bırakıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.